Bu filmi niye seçtin? Bu filmi neden seçtim Gökçe'cim? Yeni bir film olsun istedim bir kere. Bu film zaten benim ilk beşimde. Acayip bir film. Evet, çok acayip. Tuhaf bir film. Bu filmi her izlediğimde de, ilk izlediğimde de bir kere içimde müthiş bir umut doğuyor. Türkiye'nin gerçekten her türlü yüzünü görebildiğimiz bir film. İnanç, bir şey çok inanmak ve çok istemek. Bu filmi izleyenler beni anlar. Hayatla, kendimle, varoluşumla iç içe geçen bir yeri olduğunu bugün hissettim. Galiba subjektif bir şey söylüyorum. Benim için tüm zamanlar en iyi film. Bu filmi alışılanın dışında olmasından seçtim. Benim kafamdaki bazı kalıpları kırdığı için. Ben bu filmi ilk seyrettiğimde 14 yaşındaydım. Gençlik üzerine yapılmış en iyi filmlerden bence hala bir tanesi. Birkaç kere izlemiştim ilk çıktığı sene. Yani sinemada bir iki kere izledim. Yani ağzım açık kalıyor kurgusuna. Muhteşem. Hakikaten. Yani bütün hikayeler çok etkileyici. Benim biraz böyle sert filmlere karşı da şeyim var. Yani hayatın bu kadar acımasız olduğunu düşünüyorum aslında. Ve bazı insanların yok olmak istediklerini düşünüyorum. Neden bu film? Aynen. Bunu öğrenmek ister misin? Kesinlikle. İstersin. İlk izlediğimde bitmiş olduğunu düşünmüştüm şeyde. Tekrar parka götürmesinin fazla olduğunu, ikinci bir final gibi düşünmüştüm. Senin için, program için bir daha izlediğimde öyle gelmedi bu sefer. Yani birkaç kere izledim herhalde. Benim en etkilendiğim filmlerden biri. Oturdu bana adamın, başladı. Konuk çağırmış beni. Buraya oturttu, dikti beni saatlerce ama o kadar uzun anlatıyor ki bak size gösterecek onu şey. İşte adam öyleymiş de efendim o zaman sürülmüş de hapse girmiş de ondan sonra Andy Warhol onu almış da hayatını kurtarmış. Sıçtım değil mi? Sıçtım değil mi? Yanlış söyledim. Yönetmenin adını yalnız aşağıdan kağıtlara bakıyor. Dur sana baştan yeni Andy Warhol'un hayatını baştan alayım. Sıcak Adana 80 derece. Sıçmışım böyle programın içine. Siz de dinlemeyeceksiniz zaten. Anladınız mı? Sunucu diye başlamış. Beni hasta etti.